Merhabalar efendim. Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne izliyoruz programıyla karşınızdayız. Bugün like konusunu konuşacağız. Beğenilme, onaylanma konusu üzerine etraflı bir şekilde değerlendirme yapmaya çalışacağız. Özellikle sosyal medyanın hayatımıza bu kadar yoğun girdiği günlerde Like hayatımızı nasıl etkiliyor, beğenilme tutkusu hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Cığım. Bugün like meselesini, onaylanma Hı -hı. tutkusunu, evet, beğenilme arzusunu bunları konuşacağız da evet. Bunu biraz dizilere, filmlere de bağlayarak konuşalım istiyorum. konuşacağız. işimiz abi. o. <laughs> evet. Mustafa'cığım beğenilme tutkusu veyahut da duygusu diyelim, tutku. Bir duygu tutkuya dönüştüğünde artık psikolojik bir sorun var demektir. Öyle söyleyeyim. Tutkuya dönüşmediği müddetçe beğenilme duygusu herkesin içerisinde olması gereken olan bir şeydir. Yani beğenilme Insani İnsani, fıtri. Tabii ki mi? yani insan beğenilmek ister. Zaten her zaman söylediğimiz bir şeydir. E, marifet iltifata tabidir değil mi? İltifat görmek ister marifet gö gösteren insan. Nihayetinde e, Maslow değil mi? Hiyerarşisinde, o ihtiyaçlar hiyerarşisinde Üçüncü sıraya alıyor işte e, kabul görme, toplumsal kabul görme. Yani beni insanlar sevsin, beğensin. Ben çıktığım zaman ben bir itibar göreyim, beğenileyim. Tamam. Mı? Bu gayet normal, sıradan her insanda olması ki kendini kabul gör e, Göstermek veyahut da kendinin kabul görmen için uğraşmak, insan onurunun bir parçasıdır. İnsan onuru için yaşayan bir varlıktır zaten. Yap yaptığı işin veyahut da insan olması itibariyle zaten beğenilmeyi bir tarafa koyayım, tanınmak ister, bilinmek ister. Şimdi ama şeyle birlikte tabii dünya hayatımızın içerisine giren dijital platformlarla. Ve sosyal medyayla birlikte like konusu, beğenilme arzusu meselesi bambaşka bir noktaya varıyor artık yani. Beğenilmeden yaşayamayan bir e, varlık haline gelmeye başlıyoruz. Kendimizi göstermek ve bundan dolayı e, beğenilmek, istemek. Bu teşhir ve e, devamlı izleyen duruma düşülmüş... E, halde olduğu zaman like'ın, beğenmenin, beğenilmenin de anlamı katmanlaşarak derinleşiyor ve bizde maalesef tutku haline gelmeye başlıyor. Tehlike tarafı burası. Şimdi e, bununla alakalı dediğin e, bu e, tehlikeli hal insanın fıtratıyla kendi mevcut yaşadığı ruh haliyle de ters düşen kişiliğinin ikiye bölünmesi gibi bir duruma da e, evrilebiliyor. Bununla alakalı... E, aklıma Eight Grade diye bir film var. Sekizinci hmm. sınıf filmi. 8 sınıf öğrencisi e, normalde kendi içine kapanık kendi sosyal dünyası içerisinde kendi problemleri de olan içsel olarak aile hayatında kendi içerisinde çok dışa dönük de değil. Hatta arkadaşları arasında böyle daha e, şey olarak e, snob diyorlar. Hmm. E, bu, bu tarz kabul edilen bir karakter. Fakat arkadaşları içerisinde kabul görmek adına YouTube kanalında, onun dışında diğer Twitter'da, diğer sosyal medya mecralarında kendini böyle olduğundan farklı göstermeye, çok neşeliymiş, çok eğlenceliymiş gibi göstermeye çalışıyor. Normalde içine kapanık, kendi halinde. Fakat orada kabul görme çabasıyla olduğundan farklı kendini gösterme ya, çabası içerisinde. Ya. Bu hem like için hı hı. hem de onaylanmak için de Tabii. böyle. Yani Tabii. kendini dışlanmaktan kurtulmak. E, korktuğu bir tarafa koyuyor evet, evet. ve toplumsal kabul görmek istiyor. Hı hı. Bununla alakalı e, like'larda veya sosyal medya paylaşımlarında da bu çok ciddi manada önümüze çıkıyor Turgay abi. Evet evet. Şey e, düşünüyorum şimdi tabii bu senin söylediğin anlamda gayet böyle masumane duruyormuş gibi geliyor insana tamam 8 sınıf öğrencisi sonuçta değil mi bu yani yani ergenliğin ilk aslında bu beğenilme arzusunu aşamamak nedir biliyor musun Mustafa? Ergenliği aşamamakla ilgili bir şey. Çünkü en fazla 8. sınıf örneği güzel oldu bu manada. Benim de söyleyeceklerimin üzerine denk geldi. Ee, en fazla ergenlik döneminde. Çünkü o dönemde kişi kendisini ispatlamak ister. Ben varım demek ister, göstermek ister. Beni tanıyın. Beni de varlığınızın bir parçası olarak kabul edin demiştir. Kararlarıma, Kararlarıma saygı duyun. Kararlarıma saygı duyun der. Tabii ki. O yüzden de görülmek ister, göstermek ister kendisini. Kendisini gösterme unsurlarından mesela eski kabilelerde neydi? Ergenlik ritüelleri vardı Mustafa. Bir av mesela bunlardan bir tanesiydi. Veya hatta işte Mostar'da neydi? Köprüden aşağıya atlamaktı evet. değil mi? Böyle şeyler vardı. Artık tabii ki bu zamanla değişiyor ve içinden çıkılamaz bir hale geliyor Mustafa. Bu artık önümüzde çünkü sosyal medya var. Sosyal medyadan kendini çok rahat bir şekilde gösterebiliyorsun. Peki gösterdin. Ne kadar takipçin var? Hmm. Tamam mı? Senin ne kadar kişi beğenecek? Like, ne kadar like alacaksın? Kendi varlığını ve görünürlüğünü ve bilinirliğini like'ların üzerinden matematik olarak hesaplamaya başlıyorsun. Bu sende bir iç yaralanmaya ee, neden olmaya başlıyor ister istemez. Mesela yapılan sokak röportajlardan bir tanesinde denk geldim. İşte ee, soruluyor. Bir post attığınızda kendinizi bir fotoğrafınızı bir hikaye paylaştığınızda beğenilme almazsa görüntüleme almazsa ne yapıyorsunuz? Siliyorum diyor. Siliyorum. Neden? Yani onu kendisi için mi paylaşıyor, herkes için mi paylaşıyor? Çünkü sen e, sen kendini paylaşmıyorsun. Sen beğenilme arzusunu tatmin etmek üzere ve varlığını başkalarına mahkum hale getiriyorsun. Hani kendinden bir meçhul e, kendinden menkul bir varlık olmaktan çıkıyorsun orada. Başkalarının beğenmesiyle varlığını endeksliyorsun. Bak bir tane şey e, örnek vereyim şeyden Hollywood sinemasından. İşte Joker karakterini bilirsin değil evet. mi? O da beğenilme arzusuyla yanıp tutuşan bir adamdır. Yani yani zaten duruşuyla da kıyafetiyle yüzündeki o makyajla her şeyle beraber yani davranışlar da öyle tabii, tabii ki ben diyor yani özellikle Joaquin Phoenix'in oynadığı o e, Joker karakteri vardı ya e, ayrı bir film olarak sunulmuştu. Her, e, sadece sadece Joker. Sa, sadece Joker. Hani Batman'in Batman içindeki içindekiler değil. İçindekiler değildi de, tamam, o eyvallah, o karakter. Eyvallah. Değil mi? Yani toplumsal olarak bir türlü kendi varlığını diğerlerine ispat edememiş bir adamcağıza oynuyor. Yani annesine bile ispat edememiş yani. Baba Annesi... ba baba figürü arıyor adam mesela devamlı değil mi? Babasının şey olduğuna dair, Bruce Wayne'in babası olduğuna dair kardeşlik bağı kurulmaya çalışılıyor orada. Ya burada aslında biraz içerikler de konuşulması var. Olmaz olur lazım mu yani. Mustafa? Bu çok bu anlamda üzeri etraflıca konuşulması gereken meselelerden. Çünkü bir şekilde buraya doğru da anlattıklarımız Tabii, denk geliyor. Onu biraz daha açarak başka programda aynen da konuşabiliriz. İyi olur. Mustafa Joker karakteri kendi varlığını başkalarına mahkum etmiş bir zavallı. O yüzden zaten en nihayetinde yapmış olduğu terör eylemleriyle birilerinin beğenisini kazandıktan sonra suça teşvik oluyor farkındaysan işte o e, tren sahnesi ya da tramvay e, metro sahnesinde. Before Vendetta'da da benzer durum yok mu Turgay abi? Aynısı var. Evet. Tabii ki. Onun da e, böyle bir tarafı var. Bir de hani e, Birds of Prey diye e, işte geldi ne nasıl söyleyelim? Harley Quinn mi, e, Joker'in sevgilisini oynayan karakter. Yine Barbie'yi oynayan e, sanatçı oynamıştı. Onda da aynı şey. Aslında Psikiyatristi Joker'in psikiyatristi rolündeki bir kadının Joker'in manipülasyonlarına kapılarak hayatında aslında hiç kimsenin kendisini beğenmediğini ve varlığının da bu beğeniden öteye gidemeyeceğini hissetmesiyle ortaya çıkan bir karakter ve suça teşvik. Aslında beğenilme arzusu kendisini bir şekilde tatmin etmediğinde suça yöneltebilecek noktalara varabileceğini de gösteriyor bu süper kahraman filmlerindeki kötü karakterler. Abi aynı zamanda bu beğenilme tutkusu insanları aşırı derecede mutsuz eden boyutlara da ulaşabiliyor. Mesela şeytan marka giyer filmi var. Orada mesela hep böyle Plaza hayatı anlatılıyor. İşte sıfır beden kadınlar, işte moda tutkusu. Bunların içerisinde yani hatta saçınızın bir gün kötü olması sizin o gününüze hatta hayatınıza mal olabilir. İşte kıyafetinizdeki o kombin telaşı e, bunların her birini düşünen insanları anlatıyor evet. ve bunlar onların hayatını artık kilitler hale geliyor yani akşamdan başlıyor onun telaşı belki de günler öncesinden başlıyor yani ne giyecek ne yapacak nasıl davranacak hangi kelimeleri kullanacak değil mi ya plaza dili diye bir şey var evet, artık Turgay evet, evet. abi ya bu sadece bizde olan bir mesele değil yani Wall Street'te de plaza dili var. Burada da aynı şekilde plaza dili var. Evet. Dolayısıyla insanların lisanlarına bile yansıyor. Yani orada biz like'ı sadece sosyal medyada işte üzerine basıp oradaki like atmak olarak değil. İnsanlar Black Mirror'da da işleniyordu. Evet. Aslında insanlar bakışlarıyla da like'ın bir parçası oluyor. Onaylanmanın bir parçası oluyor. Evet evet. evet. Ya şu şu işareti Şu işaret evet. like işareti. Onaylama işareti olarak biliniyor ve bu işaret üzerine ben biraz düşündüğümde mesela bu işaretin biliyorsun gladyatör filminden hatırla. Evet. ölümle kalım Tabii ölümle kalım arasındaki bir işarettir bu değil evet. mi? Gladyatörler arenaya çıkarlar. Birbirleriyle savaşırlar. Hınçlarını tamamıyla birbirlerine dökerler. En nihayetinde biri diğerine galebe çaldığında artık galebe çalan mağlup olanı öldürsün mü hayatta mı bıraksın diye şöyle bir imparatora bakar gladyatör. İmparator da etrafındaki izleyicilere halkını şöyle bir kolaçanı eder. Der ki ne yapayım? Böyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Bu gladyatörün diğerini öldürmesine dislike yaparak izin mi vereyim? Yoksa yaşatmasına like yaparak izin mi vereyim? Gladyatör filmindeki o sahneyi hatırla. Hayatımız o hale gelmiş. onu onu algılar hale gelmiş. Çünkü bunu almadığı zaman bunu almadığı zaman hayatta kalamayacağını düşünüyor. Sanki bir arenadaki gladyatörmüş gibi yaşıyor hayatını. İster istemez. Bunun farkında bile değil. Bunu almadığı zaman savaşmamış gibi o gönderisini çekiyor mesela. Silerim diyor. O like almazsam kendimi çekerim oradan diyor yani. E, bunu alırsam zaten öldüm demektir. Hemen hemen hiç vakit kaybetmeden. E yani yaptığın şeyin yani sen kim için yapıyorsun bunu? Meselesi bu. İmparator için, halk için, kendin için, Allah için. Evet. Yani kimin beğenisini kazanacaksın? Evet. Kime kendini ispat edeceksin? Evet. Bununla alakalı tabii seviye seviye yani ya bunu dijital ortamlarda işte sosyal medya ortamlarında yapıyorsun. Ya başka mecralarda yapıyorsun aile hayatında veya toplumun başka dinamikleri içerisinde yapıyorsun. Bununla alakalı Kalandar Soğuğu filmi var abi, evet. e, Türk yapım film. E, Kalandar Soğuğu filminde e, bir adamın hayat mücadelesi. Adam kendine bir ideal koymuş e, ve o ideal etrafında o başarıyı sağlamak istiyor. Bir yarışmaya katılacak falan böyle. Onun için aylarca e, emek sarf ediyor falan. Fakat ailesi içerisinde bir türlü onaylanmıyor. Evet. Bu davranışı desteklenmiyor eşi tarafından özellikle. Tabii eşinin de kendine ait sebepleri var bu anlamda. Hani eşini desteklememesiyle alakalı. Ee, adam bir gün e, bu yalnızlığını, bu e, onaylanmama halini, çünkü adamın içinde büyük bir tutkuyla, belki bir çıkış yolu gibi de görüyor bunu. E, bir gün sofrada eşiyle beraber otururken birden ağlamaya başlıyor. Böyle. Gerçekten ağlıyor böyle yani. Dökülüyor ya artık yani yapabileceği tek şey ağlamak yani evet. diyor ki yani niçin diyor ya ben bir şey yapmaya çalışıyorum ciddi bir çabanın içerisindeyim ve burada destek alabileceğim onaylanabileceğim e, yegane güç e, etrafındaki insan olarak insan gücü olarak sensin yani evet. senin onayına senin gözlerinin içine bakıyorum evet. senden onay bekliyorum yani beni bu anlamda bu emeğimde bu gayretimde bu tutkumda yalnız bırakma diye evet. ondan sonra da şey değişiyor. Evet. Ee, ...filmin e, seyri de biraz değişiyor... ...eşi de destek olmaya başlıyor... ...Mustafa söylediğin aslında... ...o kadar değerli bir şey ki neden... Ee, ...dedim ya... ...beğenilme arzusu, beğenilme duygusu... ...gayet fıtri bir şey... ...onaylanmak istiyoruz hepimiz yani... ...güç veriyor aynı zamanda Tabii insana... Ya. ...yani e, bu gazla çalışmak <laughs> diye bir tabir vardır ya... Evet. ...hakikaten çok ihtiyacımız oluyor bazen... ...öyle bir noktaya geliyoruz ki... Durduk duracağız tamam mı? Yap, yapasınız mı? Bütün motivasyon kaçıyor. O sırada birileri senin daha önce yapmış olduğun bir şeyle ilgili sana ulaşıyor ve diyor ki abi diyor şuradaki şey ne kadar güzeldi buna devam etmeyecek misin falan diye. Ya hakikaten ben bunu niye bıraktım ki? Çünkü motivasyonumu kaybetmiştim. Hani o, o arzuyu birileri seni beğenmiş tamam mı? beğenmiş. Beğenilecek bir şey yapmışsın. Demek ki marifet ortaya koymuş. İstifade koymuşsun. etmiş. İstifade hem etmiş. hem beğenilmiş hem karşı tarafa bir istifade sunmuşsun. Aynen, aynen, Ya zaten yaparken de senin amacın o iş insanlar istifade etsin. Ee, Mustafa Kutlu'nun bir sözü var ya. Evet, evet. Hep söylüyoruz. Bir şey, şey yap, güzel olsun, huzure vesile olsun, rikkata yol, yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin evet, diye. Evet, muhteşem evet. bir çizgi abi. Hakikate işaret edecek, şevk verecek İnsanlarda inkişaf oluşturacak. Bambaşka ufuklara insanlar Tabii. oradan başka çıkarımlarda bulunacaklar. Tabii. Tabii. Ya bak bu beğenilme arzusu ile ilgili daha doğrusu insanın o içinde yatan o karanlık dehlizlerini çok iyi deşebilen yazarlardan bir tanesi Dostoyevski'dir ya. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri öyledir. Suç ve cezası öyledir. Mesela bak o kadar büyük kitaplar ki bunlar yani <laughs> yani hacmi olarak evet. büyüktür tamam ama içerik olarak da büyük kitaplardır. Evet. Benim elimde şimdi bugün like konusuyla alakalı Budala'yı getirdim. Şimdi Budala hakikaten romanın kahramanı bir Budala. hayatını övgü almak üzere kurgulamamış bir zavallı. O yüzden Budala. Diğerleri ise hep böyle övgüleri kendisine çekebilecek e, dolan başlı işler yaparak çıkarlarını elde edebilmiş sözüm ona başarılı kişiler. Ve e, Mustafa bu budala karakterinin içerisinde yani budala kim biliyor musun? E, evet Nikolay e, Prens Lev Nikolayevich Mışkin bak. Lev Nikolayevich sana birisini hatırlatıyor mu? Tolstoy. Aa evet. Tolstoy'un adını kullanıyor burada. <laughs> Romanın kahramanının soyadı Mışkin ama adı Tolstoy'un adı. Ve Tolstoy'un adını kullanarak ve kendisinin yazdığı şeylerden bir tanesi. Böyle saf iyi bir adamın nasıl olabileceğini göstermek istedim bu kitapta. Dediği adamı Tolstoy hiç tanışmadı. Tolstoy'un ismini kullanıyor. Bu, arada... Bu ne kadar güzel bir gönüllülüktür. Çok, çok tuhaf. Bu arada Dostoyevski'nin en büyük rakibi de kim biliyor musun? Turgayev. Turgenyevli araları hiç iyi değil. Evet. Sürekli bir tartışma halindeler. Turgenyevli de atışıyorlar. Yani Dostoy'u ne kadar yüceltiyorsa Turgenyevli de arasında o kadar şey var. Turgenyev biraz daha Asizade takılıyor. Tabii. Şey Dostoyeskini de tabi biliyorsun daha halk adamı böyle. Evet. Evet şimdi şey var. Ee, özellikle Mihail Nabokov şey, pardon. Vladimir Nabokov'un Yazmış oldu işte Rus Edebiyatı üzerine incelemeler kitabında. Rus Edebiyatı'nı iki kaynaktan verir. Biri Turgenev ve Gogol'dan bir tanesi ise bu taraftan. Yani şey edebiyatı der, yeraltı edebiyatı der bunun için. Like meselesi, beğenilme, izlenme. Aynı zamanda beğenilen şey hep öne çıkartılıyor. Mesela diyelim ki e, algoritma... E, sen normalde bir paylaşım yaptın. Ortalama 200 kişi beğeniyor. Mesela o beğeni 1000 kişi beğendiği zaman algoritma onu artık ön plana çıkartmaya Tabii. başlıyor. Tabii. Bir zamanlar ünlüydüm diye bir film var abi. Evet. Burada bir müzisyenin Eskiden e, ünlü, sonra e, şöhreti düşmüş. Fakat tekrar mücadele ediyor, hayata katılmaya çalışıyor. Bir türlü ünlü olamıyor. Hatta sahneye çıkması için diyorlar işte senin şu kadar takipçin olması lazım falan. En son sokakta müzik yaparken bir tane videosu viral oluyor. Hı hı. O videosu viral olduktan sonra e, her yerde artık tanınmaya başlıyor. Sokakta gidiyor, insanlar görüyor falan. E, ve o like hali, o beğenilme hali ona yeni kapılar açıyor e, artık insanlar onu dikkate almaya başlıyor. O hani sahneye çıkartmadığı insanlara gidiyor videoyu gösteriyor. Bakın diyor benim videom viral oldu şu kadar işte yüz binden fazla izlendi diyor. Artık beni sahneye aa falan diye onu sahneye çıkartmaya başlıyorlar. Evet. Yani burada değerli olan kıymetli olan şey beğenilmeden önce de değerli değil mi abi? İlla beğeni mi alması gerekiyor? Evet evet. Elbette öyle işte yani, e, zayi, zayidir diye bitiyor ya şey. Marifet iltifata tabidir, İltifat görmeyen meta zayıdır. Yani şimdi yeni me mezun olan birisinden iş tecrübesi istemek gibi bir şey. Ya yeni evet. mezun olmuş sen zaten onu işe alacaksın ki evet. o tecrübe <laughs> kazanacak. Yani o o, o da değerli, onda sen hayatın içerisine bir katma değeri olarak sen de biraz destek ol. Mustafa bazı şeyler çok fazla böyle sistematikleşmiş tamam mı? Sistematize edildiği için böyle e, şeye tekere çomak sokmak gibi algılanıyor bazı şeyler. tamam mı? Değişik bir şey yapmak veyahut da ortaya koyduğu yani bambaşka bir şey. Yani örnek vereyim e, Picasso mesela normal resim yapmayı beceremiyor. Normal resimden kastettiğim e, gördüğü şekliyle yansıtmayı beceremiyor muydu yani? Yok beceriyordu. Gayet de böyle başarılıydı. Ama e, farklı bir şeyler, kendi anlam dünyasından bir şeyler ve hayatı boyunca da çok fazla anlaşılamadı edemedi. Sonradan anlaşıldı etti, tamam mı? Hani beğenilme arzusuyla, yüce ruhlar, sanatçı ruhlar beğenilme arzusuyla hareket etmiyorlar Mustafa. Kesinlikle. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani mesela Oğuz Atay'ın tutunamayanlar kitabı evet. hayattayken iki veya üç baskı yapıyor abi sadece. Yani. Evet. Oğuz Atay oradan hani bir ekmek yemiyor, popülerlik kazanmıyor. Hani Ortalama ilgili insanlar biliyor sadece Oğuz Atay. Evet. Ama yıllar sonra Oğuz Atay dediğimiz zaman, Tutunamayanlar dediğimiz zaman, diğer kitapları dediğimiz zaman bambaşka bir yazar figürü ortaya çıkıyor. Evet. Yani evet. aynı şekilde e, gerçi Zarifoğlu için tam olarak böyle söylenemez. Hani Mavera dergisiyle beraber tanınırlığı evet. e, bayağı bir fazla oluyor ama e, yedi güzel adamdaki diğer isimleri de içine katarak vefatın on vefatından veya yedi güzel adamdan sonradan Rasim öz hayattayken de o anlamda hakkı teslim edilmiş yazarlardan oldu ama evet. e, mesela bir birçok yazar Bu anlamda e, çok sonradan meşhur tabii, oluyorlar tabii. fakat senin dediğin çok kıymetli abi bu sanatçılar. Bu yazarlar bu düşünürler bunları yaparken o saikti zaten ortaya çıkmıyorlar ki bir derdi var içinde bir ateş var. Tabii, tabii O ateşi ortaya koyma bir davası var, bir emeği var. Yani niçin biz böyle bu yeknesak bir monotonluğun ve pespayeliğin içinde yüzüyoruz sosyal medyada? Ya da ne bileyim işte e, YouTuber tipolojisi neden böyle kendini kıramayan ve devamlı tekrar eden bir e, şeyin içerisinde yüzüyor? Çünkü hep bu arzunun içerisinde e, işte tuşların başkalarının e, likelan, like'lamasına. Bu like tuşu çünkü nakite çevrilebilir bir tuş. Hı hı. Like'lamayı ve yorum atmayı unutmayın diye neden bitirmek zorunda hissediyor kendisini. Büyümeye çalışan bir kanal mesela. Çünkü bu burada hem e, şey var kısa yoldan bir köşeyi dönme amacı da var Mustafa. Maalesef şimdi bakıyorsun ya şurada çalış diyemiyorsun gençlere tamam mı? Şurada veyahut da e, işte burada okuyup da ne yapacağım diyen hmm. 8. sınıf öğrencileri. <laughs> ne, ne olacağım peki? Youtuber olacağım diyor ya. Youtuber olacağım diyor. Çünkü o likelandıkça şimdi geldi bana diyor ki ne kadar kazanıyorsun falan filan. Kazanmıyorum ya. Kazanmak da derdinde değilim ya. Bir derdim var onu anlatmaya çalışıyorum diyebilmek meselesi. Ee, abi Bu çok e, kıymetli bir mesele. Bu e, çizgiden uzaklaşmamak lazım. E, Cemil Meriç'in Kültürden İrfana kitabı var abi. Biliyorsun Cemil Meriç de hayatını e, bu irfanı yaymaya adamış. Evet. Yani e, bizim irfanımızın köklerinin nerelere dayandığı, hangi sahiplerle ortaya çıktığı ve e, nasıl bir yücelik yaşadığı ve bu yüceliği gölgeleyen neler olduğu. Bir yücelik var ve o yüceliği bir süre sonra gölgeleyen unsurlar ortaya çıkmış. Evet. Üzeri küllenmiş. Evet. O külü üzerinden atıp silkeleyelim evet. ve yeniden oradan. Ha, alttaki koru bulalım. Ha, alttaki koru bulalım diye kültürden Hı -hı. irfana e, diğer kitaplarında bu ülkede mağaradakiler e, hepsinde evet. ya bu mücadele var mesela Cemil Meriç'te. Evet evet. Yani düşünüyorum e, tam bir entelektüel. Her şeyi okumuş. Yani bir kitap okurken bu ülkeyi okurken Turgay abi diğer kitaplarında da aynı şekilde ya yanında mecburen kağıt kalemle durmak zorundasın. Bir yandan oradan altını çizmek de yetmiyor. Evet. Kenara artık o kitapları, yazarları, müzisyenleri, ressamları not almak istiyorsun ya. Diyorsun ki ya bir e, isim, bir yazar nasıl bu kadar şeye vakıf olabilir diye. Sezai Karakoç'ta da, da aynı şekilde. Eee bu Açılıyorsun değil mi? Sana bir dünya açıyor aslında orada. Yani e, seni sadece kendi beğenli dünyana sıkıştırmıyor kitap. Yani burada beğenme e, noktasında seni bambaşka dünyalara açıyor. Çünkü e, bazı kitaplar vardır, kitap okutturur. Tamam mı? Yani kitap, kitabı okumakla bitir, bitirmezsin. Bitiremezsin çünkü istersin. Orada görmüş olduğun bir alt, bir dipnot veyahut da bir şey. Bu böyle alır gider. İnsanın bu anlamda Turgay abi beğenilme tutkusu, e, derdini anlatma tutkusu çok güçlü bir şekilde var oluyor. Tabii. Ya fıtratında var abi. Mesela John Berger'in görme biçimleri kitabı evet. tamamen bunun üzerine kurulu değil mi? İnsan seyredilmekten hoşlanır diyor. Tabii. Tabi. Orada bu fıtratı özellikle e, sanat yapıtlarıyla falan da tabii, özdeşleştirerek tabii, tabii. anlatıyor. Reklam kültürünün bunun içerisinde nasıl yer aldığı ile alakalı. Tabii, tabii, çok, çok güzel şey getirdin aklıma çok eski bir filmdir What ever happened to baby Jane Baby Mary Jane veya da yanlış hatırlamıyorsam Bebek Jane'e ne oldu filmin adı iki tane kız kardeş bir şekilde sinema dünyasına tanıtılmışlar Küçük çocuk yıldız olarak bir tanesi bayağı bir yıldızlığın yani Şöhretin tadını çıkarmış Beğenilmenin kendisinde iç dünyasında e, oluşturmuş olduğu o iç yanışlarını çok çok güzel anlamış. Daha sonra yavaş yavaş küçük kız kardeşi bunu geçmeye başlamış. Hmm. Küçük kız kardeş yavaş yavaş ki o e, daha fazla reklamda rol almaya başlamış. Zamanında daha fazla rol verilmeye başlamış. Yetişkinliğe geçtikçe e, bu eski abla karakter unutulmaya başlamış. Ve nihayetinde tabii ki e, film daha ilerleyen bir zamanı anlatıyor bize. Küçük kız kardeşin tekerlekli sandalyede olduğu zamanları. Hani geçmişe gidiyoruz biz neler olduğuna dair. Halbuki bir de ne görelim neymiş efendim ablası bunu sakat bırakmış. O beğenilme e, şeyleri okları kendisinden kız kardeşine Akmaya başladıkça içindeki o arzu, şimdi şeyde diyor ki, e, nerede? Oswald Spengler, e, Düşünceler. Burada çeşitli kitapların içerisinden e, aforizmalarını e, derlenmiş bir kitabı bu. Bunun içinde diyor ki, çok güzel bir ifade. Tutkular diyor, bağımlılık yapar diyor. Tutkular... Bağımlılık yapar. Beğenilme tutkusuna döndüğü zaman bu bağımlılığın size nasıl ki insan mesela bağımlı olduğu şeye ulaşmak için yapamayacağı şey yoktur. Bunu görmeye başlıyor. Diyor ki zulüm sadece kültürlü insanlar arasında ortaya çıkabilecek bir şeydir. Hmm. Ve kültür beğenmeyi beğenilmeyi devamlı empoze eden bir şeydir. Bir e, canavarın veyahut da bir hayvanın diğerini karnı acıktı diye yemesini zulüm olarak nitelendiremezsin. Ama bir insanın diğerini e, sırf kendi çıkarı uğruna zarara uğratmasıdır zulüm. Aslında e, irfan dediğimiz mesele böyle bir şey abi. Yani irfan içerisinde bilgi ne kadar artarsa tevazu da o kadar artar. Yani, Malı at, Artmalı yani. O, o anlamda yani evet. bilgiyle e, evet. artan bir tevazu da olması gerektiği. Bizim Tabii. kültürümüzde bu anlamda e, tevazu çok çok önemli bir yerde duruyor. Az önce bahsettiğinle alakalı Kevin hakkında konuşmalıyız da Oo, geldi. Çok sert bir film. <laughs> çok sert bir film ya, çok bahsetmemeye çalışıyorum. Ben de tekrar izleyemedim bir defa izledim. Yok ya. Yani zor bir <laughs> film. Bu. tamam. Mustafa söylediğin zaman bile adını <gülüyor> duyduğum <gülüyor> zaman. <bile>, Ürperiyorsun <laughs> değil mi? Ürperiyorsun. Allah vermeye kapıdan uzak falan diye böyle. Çünkü hakikaten zor bir durum. Kendi evladın ve bu evladına hakim olamıyorsun. Bambaşka sahiplerle hareket ediyor. Yani ee, psikolojik bir rahatsızlığı var, besbelli. Ama bu nereden kaynaklanıyor bilemiyorsun. İşte e, içindeki mizacının, karakterinin oluşturan işte bazı sıvılardan mı bilemiyorsun. Yok işte sosyal olarak da bir şey yok. Hani kimden öğrenecek bu zulümleri falan bilemiyorsun. Çok zor bir film. Sen ne diyeceksin onlar? <laughs> yani az önce oradaki e, kendini durum... kanıtlamak için. Veyahut da be, ben beni beğenin ya. Evet evet. O, oraya bağlayacak. Evet evet evet. durumu <laughs> zavallılık ya. Evet. Abi, e, aynı zamanda kendi kanıtlamayla alakalı e, bir e, benim e, Küçük Gün Işığım filmi var biliyorsun abi. Evet. Sen... Little Miss Sunshine. Aynen abi. E, o filmde de Biliyorsun bir ha, şarkı yarışması bir, bir güzellik, güzellik yarışması güzellik yarışmasına katılmaya çalışsan çocuklar arasında bir yarışma ve uzun da bir mesafe gitmeleri evet, evet. gerekiyor. O uzun mesafede tüm ailenin bir araya gelip aile bireyleri arasında da tabi e, eleştirilmesi gereken taraflarında olduğu çok taraf var. Daha önce de sen anlatmıştın bunu evet, evet. Turgay abi. Burada mesela e, o çocuğun e, beğenilme tutkusu e, üzerine e, bir şey kurulmuş değil evet, mi yani evet, evet. sonuçta sahneye çıkmak ya sahnede olmak meselesini aslında biraz da konuşmak hmm, lazım evet, abi. Evet. Yani görünür olmak. Yani herkes herkes e, görünür olup ve e, aynı şekilde onaylanıp aynı şekilde beğenilmek zorunda mıdır? Ya işte e, maalesef özellikle bir anda karşılıklı etkileşimi, herkesle karşılıklı etkileşimi oluşturulabilecek bir dünyanın içerisinde, bu akışkan dünyanın içerisinde bu temel bir sahik haline geliverdi Mustafa. Yani be, be, beğenilmediğim zaman niçin yapıyorum ki ben bu işi mesela? tamam mı? Yani Örnek veriyorum, e, sosyal medya hesabımda e, bir yazı paylaşıyorum ve bu yazıda kendimce çok değerli bir şeyler söylediğimi düşünüyorum. Ee, şey yapmıyorum yani böyle ağız dalaşı yapmıyorum ve hatta bugün acayip iyi hissediyorum gibi böyle sıradan bir şeyler söylemiyorum. Diyorum ki böyle böyle bir durum var ben tespit ettim. Şimdi ben kendi e, fotoğrafımı iki tane de kızım var biliyorsun beraber böyle sarmaş dalaş kahkahalar atarak e, çekildiğim bir fotoğrafımı oraya atmayı mesela çok acayip görüyorum Mustafa atsam acayip like kalırım, <laughs> Biliyorum onu. Ama yani bunu tercih etmiyorum. Yapmamayı tercih ediyorum. Yapmamayı tercih ediyorum. Zira yani özellikle de e, benim özelim, mahremim olarak görüyorum bazı şeyleri. Kendi fotoğrafımı paylaşırım zaten göz önünde olan e, az çok insanlarız. Ama onun altında yazan hatta benim asıl beni ben bu şekilde bilmeni istediğim şeyle ilgili bir yazı paylaştığımda okuyor mu, okumuyor mu, like mike yok. Peki bana ne? Olma ben senin beğeninle yazmadım ki. Sen beğen diye yazmadım ki. Hatta bazen bir sürü insan, tanımadığın bir sürü insan seni beğenmiş beğenmemiş. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor bu? Sen onu tanısan seni beğenmesini isteyecek misin? Bilim, bilemediğin insanlar bunlar mesela. Abi şimdi... Çoğu zaman böyledir takip meselesi. Şimdi ilk kitabımı yazdığımda şöyle bir sahikle yazmıştım. Dedim ki ya ben bu kitabı çok basılsın, çok okunsun, elden ele dolasın falan. Böyle değil ya. Bu kitabın bir derdi var. İçerisinde anlattığım meseleler böyle bazı meselelere şifa olmasına vesile olsun dediğim konulardı. Öykülerden oluşuyordu. Ve bir arkadaşım sormuştu yani dedi bu kitabı yazmaktaki amacın neydi yani? Ben de dedim ki ya şimdi kitap elden ele dolaşır, çok mobilitesi çok yüksek bir e, cisimdir. Hı hı. Dünya'nın öbür ucunda çıkabilir. Hatta e, bir arkadaşım şeye götürmüş kitabı Amerika'ya götürmüş, Amerika'da okuyor, Amerika'dan New York'tan fotoğraf atmış. Ama benim muradım bu da değildi. Benim muradım Anadolu'da bir köyün, e, bir köy okulunun kütüphanesinde bir yerde durup. O e, karlı bir kış günü e, çocuğun o kütüphaneden o kitabı alıp e, evine gidip evde o kitapla vakit geçirip orada o şeyleri okumasıydı. Çünkü ben hayatımı e, kitaplarla alakalı temasımı böyle kurdum Turgay evet. abi. Ve öyle mesela Mustafa Kutlu'yu aldığımda okuduğumda ben Mustafa Kutlu'yu tanımıyordum. Elime bir vesile Mustafa Kutlu kitabı geçti ve ben onu okumaya başladım. Hani tanıyarak okumadım bilerek okumadım. Elime geçti ve okumaya başladım ve bende müthiş bir inkişaf oluşturdu, müthiş bir başka mesellere, başka kitaplara yönlendirme oluştu. Sonra Tampınarı tanıdın, sonra Nurettin Topçu'yu tanıdın, başka başka şeylere vesile oldu. Beğenin beğeniyi açtı diyebilir miyiz Mustafa? E elbette abi, yani sonra ikinci kitabı yazarken rahmetli Bülent Parlak abi aynı şekilde beni motive etti. Dedi ki hatta ben kitabı yazdım, bitirdim, götürdüm beni bir eleştirdi. Bir sürü eleştiride bulundu. Dedi ki bunda şöyle düzeltme yapman lazım. Altı ay tekrar kitabın üzerine çalıştım. Ha. Dedi ki Mustafa muhteşem bir sorumluluk var üzerinde. Bu sorumlulukla yazıyoruz biz bu kitapları. Yayınlansın insanlar işte aa kitabı çıkmış desin diye değil. Ya. Sen dedi burada işte bir sürü yazardan, şairden, edebiyatçıdan da aralarda bahsetmen lazım. Daha böyle dolu dolu olması lazım. Değil Sonra mi? aklıma gerçekten az önce bahsettiğim Cemil Meriç geldi yani gerçekten yani sadece niye benim fikirlerim şeyim olsun ki dolu dolu olsun kitap. insanlarda o inkişafı oluştursun. Baş, başka başka fikirler başka başka yazarlara da atıflar olsun. Böyle e, bereketli bir çizgide olmayı hep e, yanımızdaki üstatlar, abiler hep bizi öyle yönlendirdi. İnşallah da e, bu çizgiden ayrılmayız. İnşallah inşallah. Mustafa şimdi like e, beğenmek demek aynı zamanda da İngilizcede hani Like gibi de demek. Evet. Gibi yani. Bu ikisinin arasında bir anlam şeyi var zaten tamam mı? Ee, bakışıklılığı var. Yani e, bunun gibi. Like this mesela. Like this evet. evet. Bunun gibi kitapları. I like this bunu beğendim. Bunun gibi. Dahasını istiyorum. Bunun gibilerinden istiyorum. İşte e, bahsettiğin şey bu aslında. Beğeni beğeniyi açar ve benzerine doğru götürür. Ve benzerler biriktiği zaman insanda bir e, inkişaf oluşur ve böyle bir, bir, bir birikim oluşur. Birikim e, için beğeni hani böyle bu kadar böyle kötülemeye de gerek yok. Tabii elbette. E, e, Beğenim, Seçki de oluşturuyor. Seçkidir bu işte. Evet. Yani oluşturduğun bir külliyat. Doğru şeyleri beğenmek aslında bizim burada dediğimiz evet. mesele her önümüze geleni beğenmek değil doğruları beğenmek. Aynen öyle aynen öyle. Beğeneceğin şeye dikkat et kardeşim. Beğeneceğin şey seni de biraz böyle geliştiren ve onunla hareket ettiğin şey haline geliyor. Yani mesela oturup da bir dizi izlerken oradaki karakteri mi beğendin? Hemen kendini kontrol et. Acaba benim beğendiğim karakter e, benim değerlerimle ne kadar örtüşüyor? Yani burada e, onun gibi olma tehliken var çünkü like beğendin, like gibi olursun manasında. Bunu bir e, o gözle devamlı kontrol etmek gerekiyor. Aa, ne kadar eğlenceli bir adam? Acaba Ha çıktığın zaman normal hayatına onun yaptığı esprileri yapmaya başladın mı? Acaba onun rengine bulanmaya başladın mı? Veya Ondan o yani o karakterlerle o e, kişinin yaptığı şeyler senin başına gelseydi, onun yaptığı durumları sana yapmış olsaydı sen bundan mutmain olacak mıydın? Evet. Razı olacak mıydın bundan? Bunu da sorgulamak lazım. Sorgulamam o da empatiyi da. de yapmak gerekiyor. Onun dışında Turgay abi, benim e, gördüğüm sıkıntılardan birisi şu. Birisi mesela 6-7 sezonluk, 10 sezonluk bir diziyi izlediği zaman o dizi hakkında kötü konuşmayı tercih etmiyor. Çünkü emek sarf ediyor, zaman ayırıyor ona. Birisi sorduğu zaman nasıl buldun? Ondan iyi bahsetmek zorunda hissediyor kendini. Yani o eleştiri süzgecini maalesef e, olumsuz, olumsuzdan tarafı çevirmek biraz zul geliyor sanki. Yani biz bir şeyi sıkıntılı, sakıncalı bulduğumuz yerde onu diyebilmeliyiz ya. Evet, evet. 10 sezon boyunca izlediğin karakterle oluşturmuş olduğun o bakışıklılık ve kendinden verdiğin ondan aldığın şeyler, ya zaten bunları. E ister istemez insan empati yapan ayna nöronlara sahip olan bir varlık. E, empati yapmadan hiçbir şeyi izleyemiyorsun. İzlersen zaten boşu boşuna izlemiş gibi keyif alamazsın. Keyif almadan izlediğin zaman e, eleştiremiyorsun da çünkü artık senin bir parçan haline gelmiş oluyor, tamam mı? Ya 10 e, sezon, 10 e, diziden, şey, şeyden her sezonda 10 bölümden hesap edersek 100 tane dizi izledin. Hadi 40 dakika olsun bu ortalama. Bu ne demek biliyor musun? 400 dakikanı ayırdım demek. 40 dakika pardon. 4000 dakikanı ayırdım demek. 4000 dakikanı ayırdığın bir şeyi eleştirmek kolay değildir Mustafa. O ne hale geldiğini anla yani. <laughs> evet. O yüzden beğendiğine dikkat et. Beğendiğin ne dönüşme ihtimalin çok yüksek. E aynı zamanda abi, bu beğeniler e, markaların da kıskacı altında. Evet. Yani beğeni kapitalizmin aynı zamanda e, üzerinde durduğu taraf ya diyor ki kardeşim beğeni bu tarafa doğruysa ben bu ürünleri çıkartmalıyım hı hı. Bu, bu yerden ilerlemeliyim yani o beğeni skalasını da kesinlikle çok iyi okuyorlar ve bu beğeni üzerinden tüketim kültürü evet. aşırı derecede tetikleniyor Mustafa neyi beğeneceğimize biz karar verebiliyor muyuz sorgusunu da sormak lazım bundan önce hani tamam bir beğeni e, kümülasyonu bir e, toplam Hale geldiği zaman beğeniler bir yerde biriktiği zaman oraya kayma olur. Ama o kümülasyonu o toplam hale gelmesini kim sağlıyor? Sen mi sağlıyorsun? Sana sağlanan şeyler senin tercih hakkın nereye kadar Mustafa? Beğenebileceğin şeyler ne kadar sana sunuluyor? Dijital platformlarda açtığın zaman karşına çıkan şeylerin arasında hep senin izlediklerin mi var? Veyahut da senin tarzın mı yansıtılıyor? Elbette... E bunu yapmak ve daha fazla izletmek için bunu çabalar. Algoritmasını buna göre ayarlar. Ama gel gelelim ki senin beğenine olmadığı şekliyle, sende olmadığı şekliyle sunmak için aralara attıkları ne olacak mesela? Biz sadece ürünler için konuşmadık. Çünkü izlediğimiz diziler de ürünler. Tabii. Onlar da ürün ve bize sunulan bir o ürün. O tü tüketim Tüketiyoruz olsun. Tüketiyoruz biz evet. onları. Biz onları tüketirken onlar da bizim vaktimizi tüketiyor aslında. Karşılıklı tüketişiyoruz biz burada. Yani biz onları beğensek de beğenmesek de ayırdığımız zamandan onlara verdiğimiz müddetçe bizden bir şey tüketiyor onlar. Bunun bilincinde olabilmek ve bununla ilgili devamlı kendini sigaya çekerek bilinçle izlemek. Abi bilinçle izlemek meselesi aklıma şeyi getirdi Truman Show'u getirdi abi Truman evet. Show tam bir e, tüketim çılgınlığının senaryo oluşturulmuş hali Tabii. bir insanın hayatı bebeklikten itibaren alınıyor ve bir e, stüdyo ortamında bir evren kuruluyor o stüdyo dünyasında yaşamaya başlıyor çevresindeki herkes eşi dahil herkes oyuncu hiçbir şekilde bunun farkında değil evet. bir reklamın parçası oluyor Tabii ürünleri tanıtıyor. Aslında hiç farkında olmadan evde otururken eşi birden bambaşka bir ürün tanıtıyor. Evet. <laughs> yani öyle bir evrenin içerisinde olduğunu fark etmiyor. Burada aklıma şu geliyor Turgay abi bazen e, biz nesne olduğumuzun farkına varamadığımız durumlar olabiliyor. Evet. O kadar çok olayın içerisinde, o kurgunun içerisinde buluyoruz ki kendimizi. Evet. O e, dijital e, platformların yapmış olduğu Dizilerde sen dedin ya yani orada evet. aslında tüketim unsuru sen oluyorsun. Evet. Ya bu meselede nesne olmaktan kaçınabilmek mümkün mü abi ya? Evet nesne olmaktan kaçınabilmek için öncelikle bize yol gösteren işte bazı kitaplara başvurmak gerekiyor Mustafa. Bilinç oluşturmak için. Bunlardan bir tanesi de Muhammed İkbal'in Cavit Namesi. Oğlu Cavit Doktor Cavit İkbal'den mülhem yazılmış bir kitap aslında. Farsça yazılıyor ama. Ee, Türkçeye çevrilmiş. Bak burada ne diyor biliyor musun? Al sana bir bilinç. Hani bundan nasıl e, kaçalabilir? Bilmiş olsam neydi Garp Uygarlığı? Onca yüz cennet sunarmış varlığı. Bu dizeyi hemen şimdi bizim konumuzla uyarlamak istiyorum. Diyor ki yani Garp Uygarlığının oradan gelen şeylerin sana cennet gibi sunduğu şeylere bir baksana. Ya da e, ah ne güzel bak kendimizi unutuyoruz dizileri izlerken. Cilveden yıkmıştı birçok hanedan dal ve yaprak tüm ocaklarmış yanan. Dışta pek parlak ve caziptir hele hep gönül olmuş zayıf gözler köle. Göz görür içten gönüldür titreyen hiç düşünmez baş eğer putlarla ten. Şimdi biz acaba Buradan gelen yani Muhammed İkbal'in garptan gelene dikkat et derken dizilerle, platformlardaki şeylerle. Acaba putlarla tenin e, bir uyumu şekliyle dedim ya karşılıklı birbirimizi tüketiyor muyuz, tüketmiyor muyuz? Gelin burada kendimizi bir sigaya çekelim, bir şuur edinelim. Cemil Meriç okuyalım. İşte. Mehmet Akif ben, abi şey ya İkbal dediğin zaman aklıma mesela tabii. Akif de geliyor. Onun duruşu geliyor. Tabii, tabii. Ya bizim kanaat önderlerimiz var. Bize yol gösteren. Ee, göçüp gitmiş, hala yaşayan. Bunlarla e, kendimizi devamlı hani geçen de söylemiştim. Sık sık dönüp Kur'an okuyalım mesela ya. Kur'andan kopmayalım. Yoksa gerçekten dünyevileşme özellikle de bir şeyleri izlerken çok daha rahat dünya birleşiyorsun Mustafa. Çünkü hayatı e, yaşamasan bile yaşanan bir şekilde sana e, önüne paketlenmiş şekilde sunuluyor bu seküler dünya. Abi e, bu anlamda e, ara ara bahsediyoruz. E, Semih Kaplanoğlu'nun e, bal, süt, yumurta evet. üçlemesi. Orayı izlerken insanın böyle iç dünyasına dönük tarafa selam verdiğini görüyorsun. Hani yavaş ilerliyor, çok sakin ilerliyor. Fakat insanın fıtratına dair, zaaflarına dair çok güzel anlatılar var. Yani hangi birini ayrı ayrı değerlendirip üzerine konuşacaksın. Bal, süt, yumurta, bilmiyorum ama ben böyle öne çıkan mesela ben de yumurta filmi daha öne çıkıyor. Belki sende süt olabilir, bal olabilir, bilmiyorum ama böyle zihnimde kalan sahneler e, açısından düşünüyorum. Çocuk, çocuk e, karakterin olduğu film hangisiydi Mustafa? Bal automizli. diye hatırlıyorum bal. abi. Yanlış hatırlamıyorsam bal olması lazım. Evet. E, o o daha böyle herhalde bende yer etmiştir. Çünkü e, o bir şeydir aynı zamanda. Nasıl söyleyeyim? Bir tri 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 triloji. <laughs> aynı zamanda bir e, inkişaf sürecini de ele alıyor ya çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemi. Çocukluk nedense e, bende daha böyle bir yer ediniyor çünkü beğeni konumuz beğeni olduğu için beğenilerin de en fazla şekillendiği dünya çocukluk dünyası. Ve çocuklarımızın mesela e, neyi beğendiklerine dair e, ciddi endişeler taşıyoruz biz bugün. Yani çoğu zaman diyorum ki kızım e, şu anda ne yapıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Beğendiği şeyi yapmak istiyor, İstediği şeyi yapmak istiyor. Yani oturup kitap okumayı beğendirmek meselesi mesela. Yani bir şey izlemeyi çok istiyor çocuklar. Çünkü çok fazla etrafında. Çok fazla. Ee, onun beğenisini yönlendiremezsen yine kayıp bir e, durum ortaya çıkıyor. O yüzden çocuk çocuklara dikkat etmek gerekiyor. Çocuk deyince aklıma e, yine Seyfi Teoman'ın ee, bir filmi var abi. Ee, tatil kitabı filmi. Orada da e, bir çocuğun hayatı işte karneyle olan teması şeyi bunlar üzerinden de bir anlatı yapılıyor. Ee, Seyfi Toğma'nın da e, yanlış hatırlamıyorsam iki filmi var uzun metraj. E, sonra e, trafik kazasında hayatını kaybediyor Allah rahmet eylesin. E, diğer filmi de Bizim Büyük Çaresizliğimiz evet. e, ve e, tatil kitabı filmi. Onun dışında uzun metajı var mı bilmiyorum. Sadece iki tanesini hatırlıyorum. Bu anlamda kesinlikle çocukların da beğenilerini manipüle etmemek gerekiyor. Çünkü çocuk gerçekten içinden, hissiyatından gelen şeylere yönelebiliyor. Elbette onları yönlendirme konusunda onlara rehberlik etme konusunda bir yerde duracağız. Fakat çocuğun yeteneklerini de ıskalamamak gerekiyor. Yani bir tarafta istidadı varsa orayı biraz daha ilerletmek lazım. Yani daha böyle sözel alanlarda, daha sosyal alanlarda bir faaliyet alanı varsa, e, biz onu bambaşka bir alana yönlendirip onu da köreltmememiz gerekiyor. Böyle çok arada e, bir denge de olması gerekiyor. Mustafa, e, çocuğa benim gözüyle bakmamak lazım. Zaten evet. o bir o bir başkası yani. Evet, başka bir birey. <laughs> başka bir birey. Aynen öyle. Onun o hakkına tabii ki tecavüz etmeden ama yani e, korumak zorundayız. Evet. Bazı şeylerden korumak zorundayız. Beğenilerini biz belirlemeyeceğiz elbette. Ama ona da rehberlik edeceğiz. Rehberlik etmezsek bırakırız. Eyvallah. Televizyona bırakırız. Televizyonların yetiştirdiği çocuklardan çok fazla hayır geleceğini düşünmüyorum Mustafa. Eyvallah. Turgay abi teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün like meselesini konuşmuş olduk sağ olasın. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün ne izliyoruz da like meselesini konuştuk. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.